Annem ve babamda sıkıntı olmadı ama babaannemden şu cümleyi kurduğumu hatırlıyorum. İşte konservatuvarı kazandım, oyuncu olacağım, tiyatrocu. Tamam çok güzel, onu oldu ama bir doktor falan, onda olacak gibi. <laughs> hani, hani bu şey bir şeymiş gibi. Hiç ben böyle erkeklerin bir mevzu için kenetlenip bir eylem yaptıklarını görmedim. Bence 8 Mart'lara özeniyorsunuzdur yani. Hayvan sevmeyen bir insan benim canım, dostum falan olamaz mesela, net. Ben birine yalandan aslanım, koçum diyemem ki. Demem ki sevmesinler o zaman yapacak bir şey yok yani isterseniz siz kendi kanalınızda yayınlamazsınız ama ben yanlış bir şey yapmadım ki yanlış bir şey yapmış gibi davrandırtamazsınız beni çünkü ben hiç yanlış bir şey yapmadım benim gibi insanlar yalnızlaştırılarak bedeller ödediler ben de ödedim bu bedeli ama artık yalnız olmaktan korkmuyorum Deniz Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sadece kendi merak ettiklerimi soruyorum. Deniz Hanım... E, ...yaprak dökümünden sonra sanki bana öyle bir his geçti ki... ...siz televizyonla aranıza bir mesafe koymuşsunuz gibi. Yo, değil aslında. Neden öyle düşündün? Beni de neden öyle düşündüğün düşündürdü şu an. Çünkü yaprak dökümünden sonra belki yaprak dökümü çok uzun soluklu olduğu içindir. Hani sonrasında daha kısa diziler ama ee, sonrasında İffet de iki sezon sürdü, Eşkıya üç sezon sürdü ve onlar yani özellikle da çok izlenen bir diziydi. Aslında öyle değil. Şimdilerde daha mesafeliyim. Yaprak Dökümünden sonra değil. Şu anda televizyonun e, dramaları konumlandırdığı yere güdüsel olarak bir evet mesafeliyim ama o da bir verilmiş bir karar olarak bir mesafe değil. Ama e, televizyon biraz çok şu an içinde olmayı çok hissettiğim bir yer değil. Sistemden memnun olmadığınız için yani televizyon sisteminden memnun olmadığınız için mi yoksa siz bu aralar kendiniz... Yok mi? televizyon yani televizyonun genel olarak televizyon sistemi ama bir taraftan da diziler bazında. Yani şu son iki senedir e, eskisi gibi televizyona e, aynı kalitede ve aynı ben, benim için aynı derinlikte işler yapılmadığı için... ...yahut çok iyi işlerin yerini hakkını bulamadığı için televizyonda yani bu reyting savaşı biraz yorucu bir şey... Bir noktadan sonra da insan böyle bir hakikaten bir şunu düşünmeden bir şeyler yapayım, sadece işime odaklanayım duygusunu yaşıyor yani. Siz televizyonla tiyatrodan mı geldiniz? Ben tiyatro mezunuyum ama ilk e, yani mezun olur olmaz ilk Kadın isterse ile başladım ama aynı anda İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda da e, oyuna başladım yani bir tık televizyon daha önce ama eş zamanla hep devam etti. Şimdi devlet tiyatrosunda oynuyor musunuz? Yine? Ben devlet tiyatrosu oyuncusu hiç olmadım. Orada e, sözleşmeli olarak bir oyunda yer aldım iki sezon. Dürenmat'ın Mat'ın uyarcı oyununda hem de o şahane Aziz Nesin sahnesinde oynama imkanı buldum. Çok da güzel Tarık Ünlüoğlu, Atsız Karaduman harika bir kadroyla yani. E, sonra özel tiyatro yaptım ama hep aralık yani hiç aralıksız yaptım tiyatroyu. Hala yapıyorsun. Şu anda yapmıyorum ama devamlı yapıyorum yani ama hayatım şu döneminde yok. Arada koronu falan filan gibi şeyler yüzünden bir durma dönemi. Siz konservatuarı mı bitirdiniz? Evet, Ankara Devlet Konservatuarı. Ankaralısınız. Ankaralılar İstanbul'da gelince hep zorlanırlar. Siz de zorlandınız mı? Hep böyle söylerler ama ya zorlanmak. Yani hangi şehirde yaşasan bir başka şehre gidince biraz zorlanabilirsin. Eğer zorlanmaktan kastım buysa evet tabii ki. Bir de yeni mezun olmuşsun ve renkli bir sektör. Hani herhangi bir daha sakin bir iş gibi değil sektör çok acayip. Bir de İstanbul'da daha stabil bir yaşamdan sonra tabii ki farklı zorlukları oluyor ama ben o Ankara'yı özleyenlerden değilim. Yani Ankara'yı seviyorum ama bu mesleği İstanbul'da yapmayı daha çok seviyorum. Yani çünkü Ankara'da daha sınırlı ya yani oyunculukla ilgili yapacağın çok fazla şey yok. Zaten mezun olur olmazdı aslında hani bir boğulacaksan büyük denizde boğulayım diye o kafayla İstanbul'a gelmiştim. Ankara'da mı büyüdünüz? Ankara'da büyüdüm. Yani mezun olduktan sonra geldim. Hep Ankara'da. Aileniz de Ankara. Ailem de Ankara. Bürokrat. Mı? Yok, babam mühendis, annem memur ama tam Ankara ailesi yani. Tutucu. Yo, tutucu değil. Ee, ama kendi içinde kurallı, ama tutucu asla değil. Bu çok haksızlık olur. Tutucudan kastım şu hani vardır ya öyle evler işte akşam yemeği belli bir saatte yenecek bilmem... Evet öyle şeyler vardı ama o Ankaralılığın tutuculuğu mu o dönemin getirdiklerimi onun çok ayırdığında değilim. Evet yani akşam yemeği hep beraber yenirdi. Belli saatte yenirdi. Pazar günleri mutlaka banyo yapılırdı gibi şeyler var ama bunun <laughs> Ankaralılıkla ilgisi olduğunu değil o dönemle alakalı. Hani kendimde bunu Ankara'ya kodlamadım. Ama benim Ankara'daki dönemime tekabül ediyor tabii. Benim ailem de memurdu annem. Babam da işte bir yerde çalışıyordu. Ee, mesela pazar gecesi banyosu çok önemliydi. Tabii. Ne acayip. Pazar gecesi sineması. Evet. Pazar gecesi. <laughs> o öyleydi yani o arada başka günlerde bavul yapabilirsin pazar günü herkes bir bavul yapmak zorunda. Ne demek yani <gülüyor> Yapmamak... <gülüyor> Evet. Bir de o gün gündüz anneler çamaşırlık ar. Tabii bir böyle bir, bir seremonisi vardır o günün yani. Sonra... Ama iyi ki de varmış ya bunları hatırladığımda güzel tatlı bir koku geliyor e, burnuma yani o güzel bir şeymiş. Yani şimdilerde öyle çok istikrar arz eden davranışlarımız yok ya o zaman istikrarlı olarak pazarları vay yapılırmış. İstikrarlı olarak işte açılınca işte hatırlıyorum TRT'de penguenler falan dururlardı işte istikrar var. Yani bu istikrarlı şeyler hani çocukluktaki bu anılar bana çok tatlı geliyor yani. Evet ama şimdi biz bunları anlatınca bize yeni kuşak boomer diyor. <laughs> evet evet boomer'ı yeni öğrendim ben de şimdi yer aldığım bir işte geçiyor evet. Boomer. Ee, böyle sanki biz eski övüyormuşuz gibi ama aslında bu eski övmek değil sanki. eski özlem duymak. Eski ile köhne arasında bir fark var ama. Biz köhneyi övmüyoruz. Ben ne? çok yenilikçi bir insanımdır ama eskinin e, ta, yani eski yaşanmışlık içerir. Övmek kendi anılarını övmekse evet çocukluğumdaki anılarımı övüyorum. Sen de büyüdüğünde çocukluğundaki anılara sahip çık ve öv. Bunun adı adı eskiyi övmekse okey ama bunun içinde köhne yok. Yani o eskimiş köhnelik yok. Bir bir şey söyleyeyim. Eskiyi eski anlatmak, eskiyi özlemek çok da övmek değil bence. Özlemek başka bir şey, övmek başka bir şey. Evet, evet. Bizimki övmek değil bence. Özlemek ve o özlemin dile gelmesi. Övmek şimdi böyle değil, eskisi çok iyiydi. Şimdi öyle bir cümle kuramam yani. Her durum, duygu durumuna göre değişir. Ayrıca yarın da farklı düşünebilirim bu konuyla ilgili hiç artık öyle... Bir saat sonra mı? Net yani, yani. ona yüzde yüz eminim böyle büyük cümleler asla kurmuyorum. Hep asi bir insan mıydınız? Sizin e, bizdeki izleniminiz sanki e, biraz dik başlı, e, kendi e, efendim e, hayat tarzından ödün vermeyen, e, sonuna kadar savunan hakkını hep öyle bir insan. Benim aklımda Deniz Çakır mesela. Doğru olabilir, yani dik başlılık evet, ama dik başlılık yani kavramları nasıl algıladığımızla ilgili. Ben hele ki artık günümüzde yani gittikçe artan bu e, omurgasızlık halini görünce daha fazla dik başlı olasın geliyor. Yani ben eskiden beri duruşumdan taviz vermezdim ama şimdi daha fazla dik durmam gerektiğini düşünüyorum e, yerdekileri gördükçe. Yani benim onlardan olmadığımı belirtmem için. Dik durmamın altını çizmem gerekmiyor. Evet çünkü ben hep böyleydim ama e, şimdilerde bu daha can acıtan bir hale aldığı için. Ama evet yani asi değildim. Asi başka bir şey. Tam tersine aslında okul zamanında yani Ankara'da hani üniversitenin sonlarına kadar daha uyumlu, daha e, şey e, e, evet kurallarım vardı, doğrularım vardı. Daha köşeliydim. Sonrasında e, köşelerim daha uyumlulaştı. Yani karşı tarafı anlayabilme. Yani bu da olabilir yani bu benim doğrum ama evet onun doğrusu ve belki de onun doğrusu doğrudura daha yatkınlaştım. Ama ya inandığım şeyi birinin değiştirmeye çalışması ve bir dış nedenden dolayı benim e, öyle bir kırılma noktam yok yani. Ben inanmayı seviyorum ve inancın çok mühim bir duygu olduğuna inanıyorum gerçekten. Yani şöyle sıralarsak sevdanın da içinde inanç olmalı, başarının da içinde yani hepsinin özünde... Yani şu an sesli düşünüyorum. Belki de en mühim duygu inanç. Yani inanmak çok önemli. İnandığın yer kırılınca sen çok kötü oluyorsun. Yani ben çok kötü oluyorum. O yüzden inanmak gerek. İnanarak tutunmak gerek. Altı, inançsız bir tutunma biçimi e, olmuyor. Tutunmuş olmuyorsun. Miş gibi oluyor. O da büyüdükçe büyüdükçe... Ayırt edebiliyorsun onu. O zaman inandığın şeyler. Dolayısıyla evet belki asiyim. Çünkü inandığım şeye tutunmayı seviyorum. Ama şuna varım artık. Ee, biri bana hayır bu böyle değil dediğinde karşı evet. tarafı çok dinliyorum artık. Ama ben de ona tamam sen de böylesin ama ben böyleyim. Bana dokunma diyebiliyorum artık. Sosyal medya lincinden siz de geçmiş bir insansınız. Ee, bu yaşadığımız dönemde o sosyal medya ne hissettirdi size Deniz Hanım? Bugün farklı ama ilk bunu hissettiğim zamanlarda çok yalnız hissettim. Çünkü bu sosyal medya lincini yapabilme şeyini kendinde bulanlar bu gücü demeyeceğim bu bir güç değil çünkü şuursuzluğu oturdukları yerden hiç bilmedikleri hayatlarla ilgili ve gerçekten bilmedikleri konularla ilgili yalan yanlış şeylerle birilerini itham edebilme gücünde olan insanlar en başta çok incitti beni ve çok yalnız hissettim. Ama sonra bu ülkede anladım ki benim gibi insanlar yalnızlaştırılarak bedeller ödediler. Ben de ödedim bu bedeli ama artık yalnız olmaktan korkmuyorum. Yani bedeli yalnızlaştırılmaksa ben buna varım. Yani yalandan bir kalabalıktansa hakikaten bunu böyle bir şey cümlesi olarak söylemiyorum bir mesaj kaygısıyla ama önce çok korkmuştum o anlamda söylüyorum. Yani o linçten sonra çok yani tabii ki dostlarım yanımdaydı ama kocaman bir, bir şey var o sosyal medya denilen Aa, sen, ben, sen kendin ya ben kimim ki hani niye, niye bu kadar hiç beni tanım ve as yani şu cümle geçiyor içinden hep. Ya aslında öyle değil ki ama durum bu değil ki nasıl sen beni ama fakat sen o aslında cümlesini kurabileceğin bir muhatap yok. Öyle bir medya yok, öyle bir basın yok. Senin aslında arkadaşlar böyle değil ki. Böyle, böyle ve böyle. Evet bu. Siz bundan dolayı yargılıyorsanız okey eleştirebilirsiniz. Ama sizin sandığınız şu değil. Böyle bir şey yok. Yok ki diyemiyorsun. Ve içinde aslındalar birikiyor, birikiyor, birikiyor. Seni yalnızlaştırıyor. Ve sistematik olarak da bu ülkede güçlü ve duruşu olan kadınların sistematik ve bilinçli olarak zaten yalnızlaştırıldığını ve korkutulmaya çalıştığını düşünüyorum. Ama ben artık yalnızlaştırılmaktan korkmuyorum. Sahiden korkmuyorum ve hayatımda bunu ilk kez 40 yaşıma geldim ve harika bir şeymiş. Yani bir, bir rahatlama geldi bana. Gerçekten söylüyorum. Korkmuyorum. Korkmuyorum. Çünkü başka bir şey yaparım. Yeniden başlarım. Ne olacak ki? Ne olabilir ki yani? Ne olabilir yani? Gerçekten korkmuyorum. Ne güzel. Gerçekten yani. Mesela e, gerek bu ülkede gerek bir sürü ülkede dünyada kötü bir dönemden geçiyoruz her anlamda. Savaşlar onlar bunlar hapisler. Mahkemeler onlar bunlar. Kötü. Ama bunun içinde mesela şu iki gündür düşünüyorum. Ya bir tuhaf bir e, varoluşsal bir neşe var içimde. Ama bu şey değil. Ha 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 gülelim eğlenelim değil. Yani bu kadar gerçekten şu an belki de en kötü dönemlerden birinden geçiyoruz. Pek çok anlamda adalet anlamında o anlamda bu anlamda kahroluyoruz. Ağlamaktan ölüyoruz. Bazen tanıdığımız bazen tanımadığımız insanlar için. Tanımadığımız arkadaşlarımız için. Ama içimde tuhaf e, ve iyiye hayra yorduğum varoluşsal bir neşe var mesela. Bu hayatımda hiç olmamıştı bu kadar. Yani deli gibi bir durum aslında ama bunu durduramıyorum. Ve kendi kendime bunu hayra yorduğumda <laughs> geleneksel bir usulle iyi şeyler olacak ya diyorum. Yani olacak. Çünkü böyle devam edemez. Bir mühendisin e kızısınız. Be Belli ki babanız herhalde bir kurumda mı çalışıyordu? Pek çok yerde. Hiç. özel sektörlerde çalıştı. Ee, mesela siz oyuncu olacağım dediğinizde Deniz Hanım, "Hayır kızım filan." öyle şeyler söylüyor. Yok yok hiç, hiç. Aa ne güzel. Yok ben küçüklükten beri zaten çok taklitler, makitler yapardım. Yani o belliydi de e, ve ikisi de sanata ve edebiyata çok açık insanlar. E, hiç öyle bir şey yaşamadım. Yani öyle kapalı dünya görüşünde insanlar değil son derece o konuda çok rahat. Öyle Maaşlı çalışan insanlar böyle düzensiz geliri olan işleri pek sevmezler zaten. Şöyle yani annem ve babamda sıkıntı olmadı ama babaannemden şu cümleyi kurdum atıyorum şu işte konservatuara kazandım oyuncu olacağım tiyatrocu tamam çok güzel onu oldu ama bir doktor falan onda olacak dedim <laughs> hani hani bu şey bir şeymiş gibi hani bir hobi gibi sen onu gene yap tamam şey yapma yani falan gibi ee, sonra sonra onlar alıştı tabii çünkü evet yani düzenli bir maaş bir de ista hala babaannem bana e, paran var mı hala yani hani param var mı bilmem ne mi yani hep onu çünkü mesela şimdi biz ucu ucuna dizi yapmıyoruz bazen çok uzun su bazen duruyoruz bu mesleğin şeyi bu zaten de öyle olmalı hani devamlı ucu ucu yapılacak bir şey değil ama mesela dizi yapmadığım dönemde babaannem büyük bir kaygı sarıyor yani çünkü onlar düzenli maaş alışmışlar işte o Evladım param var mı? Tabii tabii de param var mı diyor babaannem. Yani onu ona bu sistemin ya yani böyle işlediğini ve bunu normal ya yani ben şu an işsiz değilim babaanne. bizim biz bazen çalışıyoruz bazen çünkü bizim işimizde sabahlara kadar çalışılıyor ve mesela uzun süre bunu yapsak ölürüz zaten o <laughs> yüzden arada durmamız gerekiyor. Bunu yeni yeni anla, anlatabildim. Gene o arada soruyor ama e, tabii o e, sistem daha sistem ve düzen eee insanların hele ki biraz daha geleneksel ve hani yaşları büyükse onu ama anne baba da öyle bir şey olmadı. Onlar biliyorlardı. Sadece tiyatro benim için hep bir hayaldi çok istediğim bir şeydi ama hayalden ziyade e, ben gazeteci ve avukat olmak isterdim mesela aslında Hı. meslek olarak. Tiyatrocu olmak isterdim ama olamam ki çok ütopik. Yani sanatçı olmak benim için ya tabii ki en büyük hayal ama nasıl olacağım? Ankara'da işte ben çalışkan bir öğrenciyim. Devamlı test çözen bir tipim ben yani hani öyle yani bütün oyunlarına gitmişim devlet tiyatrosunda mı öyle tiyatro dersleri almamışım bir şey. Hani o kadar böyle hani şeylerim yok. Kendime güvenim çok yoktu açıkçası. O yüzden benim için ütopya gibiydi hayalden ziyade. Ama onlar için şaşırtıcı bir şey değildi konservatuar sınavına girmem yani. Kazanmanız şaşırtıcı mı oldu? Kazanmam da şaşırtıcı. Benim için şaşırtıcı oldu. Ben Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi'nin sınavına girdim. Bir de Ankara Devlet Konservasyonu. İkisini de kazandım. Benim i̇lkini kazandıktan sonra ikincisine girerken bir rahatlama geldi ama... Yani o kadar... Ama yıllar sonra mesela hocamla konuştuğumda o kadar özgüvenle girdin ki içeri dedi. Dedim ben yaprak gibi titriyordum. Ne özgüveni? Ama dışarıdan öyleymiş. Ama... Çünkü çok büyütüyorsunuz ya o mesleği. Öyle de zaten. Yani çok yüce bir meslek. Zaten sırrı da bu. Yani hani... Eğer o sınavı çok önemsemeden ya tabii ki kazanırım ya da yani önemli değil kazanmasam gibi bir duyguyla girdiğinde o meslek için doğru kişi misin bilmiyorum. Bizim mesleğimiz özelinde söylüyorum. Dolayısıyla ee, o heyecan ve şey vardı ama ben şaşırdım evet kazandım. Tek çocuk musunuz Deniz Hanım? Kardeşim var. Ha o... Ankara'da. Şey oyuncu falan değil. Yok yok. Bir eve bir tane yeter diyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> yani. Çok şey gibi söylediniz de hani... Yok olsa olurmuş canım. Hiç öyle bir şey yok. Ne güzel olurmuş. Ben öyle e, bu mesleğin zorluklarını ben yaşadım. Hani genellikle çocukların aman sen oyuncu olma falan öyle bir henüz yok en azından öyle bir duygum yani. Sevdiğin işi yapmak ya mühim olan. Kendinizi star olarak tanımlar mısınız Deniz Hanım? Tanımlayamam. Ee, benim neslimde benim mesleğimi yapan insanları da ya star benim için Aja Pekkan, Sezen Aksu falan sanki. Yani bizim neslimizde bilmiyorum var mı starlık? Mesleğimizi yapmak var, ünlü olmak var ama o ünlü olmanın içinde de yani hiçbir şey yapmadan, mesleği olmadan ünlü olanlar da var. Dolayısıyla bu kavramlar hakikaten çok şey yani star olarak asla görmüyorum ama benim gibi pek çok kişiyi de görmüyorum. Sadece kendime olan mütevazi bir şey değil bu yani. Starlık daha ya o dönemde hani tek olursun yani. Ee, Yeşilçam'da olsaydık ve hani belki ama Bilmem, yok. mesela zamanında Aytan Gökçer star'ıymış. Tabii starı tabii, tabii. Ama çok yokmuş ki Ayten Gökçer'den zaten yani her şeyiyle az yani star demek kendisinden az olan demek. Yani benim gibi bir sürü var yani. Ayrıca starlık o kadar parlak bir şey olmama gerek yok yani. İstemez miydiniz? Aa! Gerçekten. Niye? Çünkü işimi yapıyorum. Yani Beni diğerlerinden ayıran şey sadece işimi benzerlerimden daha iyi yapmam o kadar olabilir yani kendi nezdimde. Yani starlık ne bileyim benim yani çok üzerine düşünmedim ama benim dönemimin şeyi değil, terimi değil sanki bilmem sizce var mı yani öyle starlar? E artık eskisi gibi starlar yok. Belki, yok. Belki müzik sektöründe belki onlar daha tek tek bireysel olarak daha parlıyorlar ama Oyunculuk dediğin şey çok paslaşmalı bir şey ya yani beraber oynuyoruz işte en iyisini yapmaya çalışıyoruz. İyi oyuncular var bu işi işte popülerite için yapanlar var falan filan bunlar ayrılabilir ama star ya gerçekten üzerine düşünmedim ama öyle de görmüyorum hiç. Bir yandan da sizin iyi oyuncu olmanız aslında karşınızda oynayan insanın da iyi olmasına bağlı. Yüzde yüz karşılıklı aynı şekilde. Mesela karşınıza çok yeteneksiz bir oyuncu geldiğinde çok mutsuz olmuyor musunuz? Çok mutsuz oluyorum. Çok mutsuz oluyorum. Değil mi? Ne kötü bir şey. Korkunç bir şey. Ve bunu artık yani artık hani bir şeyler yaptım ve azıcık sözümü geçirebiliyorum mesleki anlamda. Yani sözümü geçirebiliyorum derken hani K.A. ile alıyorlar söylediğim şeyleri. Yani şunu ee, hani son yıllarda hep anlatmaya çalıştığım şey. Arkadaşlar bu benim bireysel egom değil. Öyle olsa karşımda kötü biri olsun ben parlayayım. Öyle bir şey değil. Ya beraber bir iş yapıyoruz. Yani o kadar mühim bir şey ki karşındakinden pas alıp o, e, şarkı söylerken ki düet gibi karşında biri bu tondan söylerse o, ya ona uyum sağlayacaksın, düşeceksin. Ya o oradan söylediği için sen sakil kalacaksın. Öyle bir şey değil. Gerçekten öyle yani. O yüzden böyle iyi ekipler oldu mu ee, özellikle tiyatroda o çok daha mü mühim çünkü bitmiyor yani o yarın da aynı insanla aynı şey oynayacaksın çok önemli bir şey bir yandan da bu işin çok kötü tarafları var ya mesela e, ben e, televizyonda e, çalışırken bir sitcom çekiminde isim vermeyeceğim e, bir oyuncu ezber yapamıyordu ve sitcom'da o zamanlar Türkiye'de yeni çekiliyor e, ezber yapamayan oyuncu çok mutsuz hissetti kendini. Ama diğer ekip tiyatrocu falan çatı çatır ezberleri yapmışlar gelmişler. Ezber yapamayan oyuncuya dedik ki bak soncu son kelime son cümle bu bundan sonra gir. Sonra tiyatrocu beyefendi dönüp aynı mealdeki cümleyi başka bir şekilde söyledi. Sırf kadıncağız <laughs> o rolü oynayamasın diye. Mesela bu da kötülük. Kötülük ama şöyle o son cümle bu son cümle bundan sonra bunu söyle dediğinizde bu da öbür tarafa kötülük. Öyle bir şey değil oyunculuk. Yani karşındaki oyuncu senin şu an son cümleni bekliyor ve ondan sonra söyleyecek duygusuyla oynamayı hak etmiyor karşıdaki oyuncuda. Evet onun yaptığı kötülük. Yani bu bunu dedikten sonra bunu yapılması bu kötülük. Okey. Ama o pozisyona düşürülmek de oradaki tiyatrocu insan için kötülük aslında. Yani Niye ezberi yani tabii ki bu şey bir şey o ezber biraz tecrübeyle falan olacak bir şey. Hani e, anlayış göstermek gerek muhakkak ki ama e, bu taraf için de biraz da bencilse ama bu devamlı yapılacak bir şey değil tabii. O orada galiba bir ders vermeye çalışmış ama yanlış bir yöntem. <laughs> Karşı tarafı iyice içine kaçırıp <laughs> dünyadan e, soğutabilir. Daha yapıcı olmak gerek. Çünkü artık o iş var ve kast o. Karşına da onu koymuşlar. Sen de iyi bir şey yapmak istiyorsan o kişiye sen de el verip yani çünkü artık değişemez ya yani başladık o işe yani o da bir diziyse bahsettiğiniz dolayısıyla onun yükselmesi için işte sizin dediğiniz gibi son cümle ya da bak gözümün içine bak hani şöyle şu inan duyguyu aldığın zaman ver falan bir şekilde durumu yani doğru doğrusu bu aslında evet dediğiniz örnek bencillik ama o kast oluşturulurken ona öbür adama yapılan da bencillik onu demek istedim ama Anladım. iş beraber yaptığımız işse tabii ki senin de karşı tarafı çünkü sen de imzanı atıyorsun o işe yani onun karşılığında kötü olması sana bir fayda sağlamaz. Sette yani. kaprisiniz var mıdır Deniz Hanım? İnan hiç yoktur. Ama böyle saçma sapan haberler çıkmıştır mesela. Çünkü benim için kapris... E, çaycı neyse yönetmen de odur yani. Hani şunu getirin, şunu tutun. Kapris deyince böyle şeyler anlıyorum. Hep beraber işimizi yapıyoruz. E, mesela ben dışarıdan eminim ki siz de öyle düşünüyorsunuzdur. Daha mesafeli, kuralcı. Evet işimde çok disiplinliyimdir Bu bu... Ben saatinde giderim, ezberimi yaparım, konsantre olurum. Bütün sahneleri sanki ilk kez dizi çekiyormuş gibi sahneleri tek tek farklı renklerde. Bu benim çünkü hobim, eğlence alanım. Yani ben onu sadece ezber yapıp gidemem. Başkası böyle yapmıyor olabilir. Bu benim şeyim. Ama ben her şeyin kuralına göre ve yükselerek geldiğimde e, aynı şekilde herkesin işini iyi yapmasını beklerim. Ee, bunun haricinde kimseden bir beklentim olamaz yani. Bana şunu getir, bana bunu ya da ne bileyim neyse yani o kapris dediğiniz şeyin adı. Mesela benim var. <laughs> mesela atıyorum bir yere gittiğimde küçük otel odasında kalamam illa büyük olacak. Ama bu kapris değil ki. Siz başından kurallarınızı söylüyorsanız bu sizinle zaten o şartlarda çalışmak isteyen çalışır gibi bir şey yani. E dışarıdan hani... Işte... Ya şunu diyebilirim mesela böyle bir şey olmadı ama ben... Ee atıyorum şu anda. Ee, i̇çinde bilmem neyi olan bir karavan isterim her zaman. Çünkü kendimce şöyle bir kural koymuşumdur. Ben burada çılgınca vakit geçireceğim ve her şeyimi orada yapacağım. Ve ben gerçekten hep orada oturuyorum ve bunu istiyorum. Ya Diyebilirim mesela bunu başında. Bu kapris değildir bence. Eğer çok içinde jacuzzi istemiyorsam yani karavanın. Ee, makul bir şey istiyorsam atıyorum içinde televizyon olan bir karavan. Çünkü ben işte bilmem ne şeyim var. Kardeşim oynuyor o diziyi at, tamamen atıyorum şu an sesli düşünüyorum. E, makul olduğu sürece bence sizinki de kaprisi Sonuçta işle alakalı bir yere gidiyorsanız gece güzel uyumak bu sizin hakkınız. Ama tutup da yok kral dairesini dinlenmesi. Yok o kadar baş... değil. <laughs> o, o kaprise girebilir mesela ama dediğiniz şey makul bir şey. Çünkü küçük odada kalmak yani geldiğiniz yerle alakalı makul bir şey. Ama yolun başında biri için bu kapris olarak değerlendirilebilirdi. Yani aslında şöyle bir şey. İsteyin senin hayatındaki konumunla biraz bağdaşması gerek. Yani yolun başında siz işte bir şey turnesine gidiyorsunuz ya da bir şey neyse. Hayırdır yani hakkı bir gol bir önce bir kendini ispatla derler. O zaman kapris ama diğeri makul olduğu sürece iyi yaşamak hepimizin hakkı yani. Sanki siz çok insan seçermişsiniz gibi hissediyorum. Şöyle bu arkadaşım olabilir, bu dostum olabilir. Ben öyleyim de bu işte bu evet konuşurum ama bilmem. Hani ka kategorize etmek ...hayatımızı kompartımanlara sığdırmaktan söz ediyorum. Şimdi böyle söyleyince biraz evet biraz hayır. Yani insan seçersiniz deyince bu biraz hani şey, hayır, şey yok. gibi bir şey geliyor Öyle ya. Öyle şekilcilik anlamında Değil. ya da ama statü anlamında söylemiyorum. Bazı, evet bazı hayat görüşündeki insanlar tamam merhaba derim ama benim dostum olamaz... ...yapacak bir şey yok ne konuşacağım ben onunla. Yani hayata dair bir şey konuşmakta hayvan sevmeyen bir insan benim... Canım dostun falan olamaz mesela net. Ama tabii ki saygı duymak değil de yani yapacak bir şey yok. O da öyle der geçerim, merhabamı da derim ama mesela yani bir köpekle göz göze gelince şu içi gitmeyen biriyle çok öyle sarmaş dolaş olamam yani mesela bu evet insan seçmekse evet ya da dünya görüşü yani bana çok zıt biriyle ki açığım çok farklı görüşleri ama bazı e, konularda bana çok zıt çok köşeli ve şeyse mesela Evet çok yamacım da tutamam çünkü çünkü hayat zaten işte bugün yani ben bugünümü daha beni de yükseltecek, beni de çoğaltacak. Hani birbirimize iyi geleceğimiz insanlarla geçirmeyi tercih ederim. Siz de öyle değil mi? Yani bu Ben de öyleyim. Ben yalnız hani çok tercih. Hani boşa geçen zaman ediyorum. gibi demiyorum. Aksi boşa geçmiş zamandır gibi kaba bir cümle kurmak istemem ama Hakikaten üç günlük dünyaya güzel bir şey. Ya artık çünkü çok saçma şeylerden heyecan duyabildiğim gibi çok saçma şeylerden bütün bütün böyle bütün içim zız diye yere akıyor gidiyor yani öyle oldum ben. O yüzden içimi akıtacak, inancımı şey olacak ama çok basit şeylerden bahsediyorum. Yani birinin ayi ya, ben de köpekleri sevmem demesi mesela benim insan olarak içimi akıtıyor. Anladınız mı? Yoksa o onun tercihi. Yani zarar vermesin, sevmiyorsa sevmesin. Ne yapacak bir şey yok. Ama onun o kötücül ve ayi falan tavrı mesela benim Böyle bir nefessiz kalıyorum. Sonra da bütün organlarım aşağı doğru akıyor. Sonra tutunacak bir şeyle yükselmem gerekiyor. Yani dolayısıyla daha kendi e, yaşam bakışıma ve benim gibi şeylerden heyecanlanan insanlarla vakit geçirmek e, daha tatlı bir şey şu üç günlük yaşam. Deniz Hanım, mezun oldunuz. Sonra bir daha e, yaprak dökümü başladı. Yaprak dökümüyle beraber çok medyatik oldunuz. Magazinin istemeden kucağına düştünüz. Ne hissettiniz, ne yaşadınız? E, çünkü siz çok magazin malzemesi oldunuz zamanında. Hani malzeme çiğdim bir saatler. Bir belki. birlikte Hülya kadın isterse benim. Yani düşünün Ankara gibi kapalı bir e, yani Ankara Devlet Konservatuva şimdi biraz daha şey ama biz daha böyle hani şimdi burada konservatuvar okuyanlar dizilerde oynuyor bir şey bir şey bizim öyle bir şansımız yok. Tu yani şimdi bilmiyorum. E, direkt gelip hani hani magazinin kraliçesiyle yani bir Hülya Avşar'la oynayınca böyle e, birden iki farklı kulvar... Önce çok garip gelmişti, hani daha doğrusu şöyle gözümde şey yaptığım yani işte çok ünlü, çok böyle magazin dediğim Hülya çok başka bir şey görmüştüm, çok insan, çok tatlı bir kadın görmüştüm. Yani hani o bizim o şimdilerde belki benim için de hani birilerinin hani haberlere bakarak eleştirdiği işte daha böyle işte sizin dediğiniz o star ama o starlığın içinde kapris falan da olan starlık gibi bir şey beklerken yumuşacık çok tatlı bir kadın. İşte o zaman ilk işinde Hülya Avşar'la ikinci işinde Halil Ergün'le çalışınca şunu diyorsun. Sen kimsin de kapris yapacaksın? Hayırdır? Sen büyüdüğünde de kapris yapamazsın. Bak bu ülkenin e, Halil Ergün başka bir sinema ekolünden gelip başka şeyleri e, sırtında taşımış bir adam bunu yapmıyor. Hülya Avşar bambaşka şeyleri sırtında taşımış bir kadın bunu yapmıyor. Sen bunları görerek yetiştiğinde e, senin yani böyle bir hakkın yok zaten. Dolayısıyla evet, magazin dediğimiz şey başta çok şöyle yabancı hissettim. Yani evet, birileri de diyor ki işte ama bu bu sistem böyle. E Sen ünlüsün, o zaman da bu sen böyle garip garip şeyler yani. Sonrasında evet tamam yani onların da görevi bu ve bunu yapacaklar. Ama en azından doğru şekilde yapsınlar. Ama sizin için hep kötü haber yapıldı. Genellikle. Niye? Yani ben bunun nedenini insan olarak anlayabilseydim e, sana anlatırdım. Şöyle sebeplendirebiliyorum. E, ben en başından beri yani bir magazinle karşılaştığımda bir yerde en fazla iyi akşamlar deyip gidebilirim. Şimdi onlar da işlerinde, işleri o olduğu için ya onlara kızmıyorum. Ne yapıyorsunuz bugünlerde diyor yani ne münasebet benim orada durup <laughs> bugünlerde de şu ya bu bana çok sakil geliyor yani. Ekranda izleyen insanların şey ne de yani çok çok ayıp geliyor bana çok açıkçası yani doğru tabir ayıp mı bilmiyorum da dolayısıyla susmak geçmek gitmek. Ee, Yok benim arkamda böyle çok şeyler olmadı yani çok yalnızım ben belki de o yüzden yani öyle bir e, koruyanlarım da olmadığı için ben bir, bir, kendi kendimi tipim yani Biri kötü bir ben yani yolun başından itibaren bahsediyorum. Herhalde şey gördüler. Nasıl olsa cevap falan da vermiyorum ya yani öyle. Çünkü cevap vereceğim de bir bir şey olmadığı için karşımda. Ya tam nedenini gerçekten bilmiyorum. E, ama onlar mm, muhatap alınmak istiyorlar. Yani durup konuşulmak. Ben de en fazla iki cümle kurabiliyorum. Şimdilerde biraz daha siz nasılsınız oldu. Vallahi şimdi koşacak bir şey yok. Gideyim mi falan deyip gidiyorum. Kendimce böyle bir şey bulabildim ama Hakikaten onu da sorduğu bir şey yok. Mesela tatilde ne düşünüyorsunuz dedi geçen gün bir tanesi. <laughs> tiyatro galasında. Bilmiyorum dedim. Ha, başka soru. Yani, yani bu, bu çok saçma bir konuşma yani. Ve onun içinde olmak bana o an dışarıdan kendimi görüyorum ve bana ızdırap veriyor. O yüzden de durum biraz sakilleşebiliyor benim açımdan. Bir kere bir yerde yakalayınca ve sen başka şekilde onlara işte sevgilinle onunla bununla malzeme vermeyince sanırım bunu kolay buluyorlar. Ama aynı şekilde bir kere yakalanan bazı birkaç isim hariç, onlar da muhalif isimler olduğu için, benim pek çok e, erkek meslektaşım hiç bu şekilde yargılanmıyor. Defalarca kere aynı şekilde çıkıyorlar ama abicilik oynuyorlar. Aslanım koçum diyor böyle. Görüntülerde de var bu aslanım koçum muhabbetleri. Ben birine yalandan aslanım koçum diyemem ki. Demem ki. Sevmesinler o zaman yapacak bir şey yok. Yani e, üstelik seni o görüntüyle kodlayıp, İyi bir haberde bile onunla şey yapıyorlar ama ben bunu biliyorum ki artık bunun muhalif olmayla çok alakası var. Bunu artık şu anda biliyorum ama geçmişte bunu öğrenmem zaman aldı. Ama ben karşı tarafa göre muhalifsem ve siz beni öyle göstermeyin diye ben sizin sevdiğiniz türde bir e, böyle eğri bir davranış biçimi sergileyemem yani yapacak bir şey yok sevmeyin o zaman beni. Kaç yıldır bu piyasadasınız? 2004'te mezun oldum. İşte 2004-5 sezonunda geldim. 2005'ten beri İstanbul'dayım. Neredeyse 20 yılı yok. Ya gerçekten inanılmaz. En ben artık vazgeçeyim dediğiniz hangi olay var? Hani bir olay olur ve ya tamam artık bu da olmaz yani. Ben artık bu oyunculuktan da bu meslekten de bu işten de vazgeçeyim. Ya o çok büyük olaylardan sonra değil daha küçük ve senin oyunculuğa verdiğin özenin anlaşılamamasıyla ilgili durumlardan oluyor. Yoksa o kocaman işte bazı sizin de bildiğiniz şeylerden sonra olmuyor. Onlar tam tersine bir dakikaya ben devam ediyorum dedirtiyor bana. Hiç de öyle dedirtmiyor mesleğimle alakalı. İsterseniz siz kendi kanalınızda yayınlamazsınız ama ben yanlış bir şey yapmadım ki. Yanlış bir şey yapmış gibi davrandırtamazsınız beni. Çünkü ben hiç yanlış bir şey yapmadım bahsettiğiniz konuyla ilgili olduğu için içimdeki cümle onlar beni asla e, ama küçük şeyler bilmiyorum şu an aklıma gelmiyor gelse de çok paylaşmak isteyeceğim şeyler değil ama küçücük anlar ben küçük anlardan çok inciniyorum. Yani senin bir rolü çıkarırken o işe duyduğun heyecanın karşı taraf tarafından örselenmesi. Ya o karşı taraf bazen ciddi alınmaması. ciddi alınmaması ya da başka türlü algılanıp böyle başka bir yere konulması. Senin o heyecanının içeri çekilmesi. Ya ben acaba bu sektöre ait değil miyim dedirttiği anlar böyle şeyler oluyor daha çok. Yani tiyatroda da burada da yani aslında inancının işte en başta da dedim ya inandığın yerin zedelenmesi. Yani en inandığın sektörde mesela bir şey bir şey yaratırken, bir şey yaparken en inandığın yerden o bıçağın gelmesi ve o sızı çok büyük. Yani o kocaman olaylar değil asla ama ee, dizi ya da tiyatro, inandığın bir iş içinde, inandığın insandan ee, hoyrat bir tavrın gelmesi ee, gerçekten ben ne yapıyorum ya? ya? Git bir kırtasiye dükkanı aç dedirtiyor bana yani. Çok severim de kırtasiye. Ben de. Bayılırım yani gerçekten. Yurt <laughs> gittiğimde kalemlere. falan insanlar ayakkabı mağazası gezer. Ben hangi kırtasiye dükkanı, nerede kırtasiye <laughs> çok saatlerce. Bazı gittiğim kırtasiye dükkanları vardır işte. Bilirsiniz o geleneksel İstiklal'dekiler falan hani direkt girince direkt kahve söylerler. Çünkü üç saat falan geçirdiğim için <laughs> sanki şeye gelmişim. Mektup mi? duruyor mu hala? Hı? Mektup diye bir kırtasiye vardı ee, İstiklal Caddesi'nde eskiden. Panter vardı. Ben... Mektup. Ben... mektup. O kaç Onu sene bil... önceden. Ama sandım. ben çok öncesini bilmiyorum. Türkiye'nin ilk e, feminist hareketinin e, tohumlarının atıldığı kırtasiye dükkanıdır aynı zamanda. Hiç ben yani benim İstanbul'da bulunduğum dönemde hiç duymadım. Dursa... Dursa duyardım gibi geliyor. Ayşe Düzkan'ın <laughs> filan kurucusuydu. Ayşe'nin. Ee, biz çok giderdik. Ay ne güzelmiş. Ee, o zamanlar daha... Te özel televizyonlar yeni açılmıştı. Ben de şey veteran olduğum için artık <gülüyor> <gülüyor> o zamanları kaçırdım tabii ama istiklalin güzel zamanlarının bir kısmına yetişebildim Allah'tan yani. o Mesela benim yazım falan çok kötüdür ama Kırtasiye'ye çok meraklıyımdır. Ama, yazım ama yazıyla alakalı değil ki. Okunamaz ya. derecede kötüdür. Ya size ne kadar kalemim, ne kadar e, ajanda dediğin şey hani yıllık bir de yani üstünde 2022 yazıyor. Niye böyle her gördüğüne heyecanlanıp alırsın? Çünkü ta, hani defter olsa sadece hayır ajanda yani bir yıla ait kaç ajandan olur? olabilir. yani çok seviyorum, heyecanlanıyorum yani. Dünya paralar harcıyorum yani onlara. Öğrenciyken de öyle Öğrenciyken miydi? Öğrenciyken de öyleydi. Ya yani ben kırtasiye, kitap... Kitap e, bende de var. Çok seviyorum. Mesela her çıkan kitabı almak istiyorum. Çok saçma bir duygu. Ben de yayın evlerine takım. O yayın evinin bütün kitaplarını almak istiyorum. Yani 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 tabii ki arada sevmediğim kitapları vardır da bazı yayın evlerinin genel olarak tarzını çok beğeniyorum. Söylememde bir sakınca yok. Ayrıntı yayınlarını çok seviyorum mesela. Ayrıntının çıkardığı her kitabı almak istiyorum gibi. Yani ben de canlı Ama hepsini okuyabiliyor musun? Asla bayılırım. yani o kadar muhteşem bir kitap okuyucusu değilim mesela. Ama hepsini kurcalıyorum böyle. Ee, bazılarını okuyabiliyorum tabii. Çünkü çok kitap alıyorum ama çok seviyorum yani. Kokusunu severim ben de. Ben de çok severim. İşte o yüzden her şey şu dijitale kaydı ya. Yani ben, o yüzden ya şu şeyler bile bu korona morona yani şu sahaf festivalleri yapılırdı. Kitap festivali bile, tüyap bile yapılamıyor kaç senedir. Ama o sahaf festivali o TRT'nin yanındaki alanda yapılan... Yani sene boyunca beklediğim bir organizasyondu. Yani benim için büyük şenlikli bir bayram günü yani. Sabahtan Siz... gidip kararana kadar orada arada durup orada kahve içmek, oturmak sonra aldıklarımın bir kısmını arabaya bırakıp bir tur daha dolanmak falan çok. Siz de sesli kitap okuyor musunuz? Yok, Seslendiriyor okuyordum. musunuz? Seslendirmedim. Dinleyebiliyor musunuz? Ya indirdim o uygulamayı yani ara sıra şey yapmak için böyle ama çok keyif almıyorum açıkçası. Yani öyle? O, o öyle bir haz değil. İşte, ama o... okuyamayacağımı bildiğim kitaplar hakkında gene en azından yatarken falan ama çok beceremedim uygulamayı. Buyurun uygulama. bir boomer'lık daha işte. <laughs> açtı. Evet, beceremedim. Yani o kitap benim için çizmek bir kere. Ben yani kendi altını çizilmeli o kitabın bana ait olması için yani. Ben konsantre olamıyorum. İki dakika sonra bakıyorum beynim başka şeyler Kesinlikle, düşünüyor. Kesinlikle evet. O o net. Yani zaten o uygulamadan açtığım kitap da yani Hani bir, bir şöyle bir şey yapayım diyor. Yoksa takip etmem imkansız. Kesinlikle ya kafam o kadar dolu ki yani. Bir de sizde de öyledir. Ben, ben kitap okurken her karakterin bir sesi vardır benim Tabii. kafamda. Hele bizde düşünmezdeki <laughs> deformasyon yani. <laughs> Çok fena. O ses... Ve o film olduysa falan ama bu ses o ses değil ki diye. <laughs> Çok acayip. Evet. Ama gerçekten bu boomer'lık. Evet olsun yani ne yapalım bizde boomer olduk galiba. Artık. <laughs> yani düşün ki boomer terimiyle bile daha beş gün önce bir sebepten yani senaryoda geçiyor diye karşılaştım falan yani. Terimi bile bilmiyorum o kadar boomerım demek ki. Yok ben biliyorum. Çünkü bana YouTube'da alta boomer yazıyorlar. Ha. Ama siz daha dijitalle daha ilgili birisiniz yani. Ben işte sevdiğim insanları izliyorum o kadar dijital birisi değilim yani. Ne bekliyorsunuz gelecekten? <laughs> of. Bilmiyorum ki çok zor bir soru yani. Çok şey bekliyorum yani. Beklemek değil şöyle bir şeye inanıyorum. Cinsiyetçi bir yerden söylemiyorum bunu. Ama bir kadın devri geliyor, net yani. Beni heyecanlandıran siyasetteki konuşma yani siyasette öyle biri yok da yani aradaki o bir takım siyasi konuşmalarda da işte edebiyatta da orada da burada da hep kadınlar. Kadın olduğum için değil ama bir taraftan umutlu bakarken bir taraftan farkında oluyor. Yani sahte böyle romantik bir umut içerisinde değil, gerçekçi ve en önemlisi de örgütlenme gücü. Ben örgütlenmenin gücüne çok inanıyorum ve bunu maalesef bir tek kadınlarda görüyorum. Yani yani hiç ben böyle erkeklerin bir mevzu için kenetlenip bir eylem yaptıklarını görmedim. Bence 8 Mart'lara özeniyorsunuzdur yani. <laughs> Yine de her şeye rağmen gidiyoruz oralarda bir şey yapmaya çalışıyoruz. Yani bu örgütlenebilmek kuvveti çok kıymetli ve istikrarlı bir şekilde yapıyor kadınlar bunu. Ya o yüzden bu anlamda hem cinsime çok inanıyorum. Ee, ve gelecekten ne bekliyorsun dediğinizde de e, ya ben iyi şeyler olacağına inanmak istiyorum ya inanıyorum. Yani inan yani şu aralar biraz sarsıldım ama inanıyorum. Ya olmak zorunda. Yani bir şeyler değişmek, iyileşmek zorunda. Ee, evet bedeller ödeniyorsa da hepimiz bir şeyler ödüyoruz. Ee, ama ben kadınlardan ve gençlerden çok ümitliyim. Yani bu erkekleri dışladığım anlamında değil. Ama anladınız ne demek istedim. Yani orada bir inandırıcı bir heyecan var. Yani altı dolu bir heyecan var. Ee, bu bana ümit veriyor. Yani şimdi mesela ben işte Gain'de bir Duygu Asena kitabı olan aslında Özgürsün'ün dizisini yapıyoruz. Şimdi normalde işte Instagram'da fanlar işte... Bilmeyebilirler Duygu Esenay'ı ama benim mesela beni takip edenler nicedir? Tezer Özlü Duygu Esenay'ı, Tomris'i, Leyla Erbil'i biliyorlar. Bu bana çok umut veriyor. Güzel şeyler olacak ya yani inanıyorum. Gençken de siyasetle ilgili miydiniz? Hanım? Aslında o zaman... Nes, dersin... Kendi neslim için de evet ama siyasetle ilgili olmak şimdiki gibi bir durum yoktu. Yani her şey daha sakin kısmen daha sakin devam ediyordu. Yani bir sürü... De, şeylerin üstüne geldiğimiz için biz ben 80 lerde çocukluğumu yaşadım. 90'larda çocukluğumu yaşadım. 80'ler doğumluyum. Yani şey değildim, dışında değildim ama içinde de değildim olması gerektiği kadar. Hani bir şeyim vardı yani bir duruşum, bir fikrim. Ama bu kadar kafa yormak zorunda hissettiğim bir pozisyonda değildim. Hiçbirimiz evet. için yoktu. Evet. Yani şu anda o küçük yaşta bile olsam bu kadar kafa yormam gerekecek. Bu benim yaşımla alakalı değil. Maalesef bu duruma geldiği için yani insan olduğun için bir dakika ya bu ne diyor? Bu ne diyor ya bakmak zorunda hissediyorsun kendini. Çocuk bile yani çok genç bile olsan. Ben son 15 gündür ne Twitter'a giriyorum, ne haberleri seyrediyorum. Çok mutluyum. <laughs> bir yandan güzel, bir yandan da eyvah bir şeyler kaçırıyor muyum duygusu var evet, içimde. Evet. Ama bir sürü şey olmuş geçen gün bir Twitter'a girince aa neler olmuş dedim. Ama mesela hiç onları kafama takmadım. <laughs> bir yandan iyi bir yandan da kötü. Yani işte ara ara girip bir kontrol etmek gerekiyor. Çünkü şey hissediyor insan kendini bazen eğer mesela o kaçırdığın haber senin de vicdanını sızlatan bir haberse şunu hissediyorsun. Ben bu haberi zamanında okumayarak aslında onların yanında olamadım mı? Yani kendimi bu kadar şey yani aslında e, desteklediğin insanların haksızlığa uğradığı haberini mesela gecikmiş olarak öğrendiğinde sanki bir şey yapabilecektim de oysa ki alakası yok ama hani bir şey yapabilecektim de yapamadım mı acaba? Ben niye bunu falan gibi bir küçük sızı hissediyorsun ama yoksa o an okusan ne olacak? Şimdi okusan ne olacak? Yani çok bir şey değişmiyor tabii. Evet. Çok keyifli bir sohbetti. Benim için de. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Zaman ayırdınız. Tekrar çok teşekkür ederim. Ben Sağ olun. Ben de olayım. teşekkür ederim.